Sivasspor'da futbolcu olarak son 3 dönemde de teknik direktör yardımcısı olarak hizmet eden ve yeni futbol sezonunda da Sivasspor teknik direktörü olarak görev yapacak olan Servet Çetin hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani az önce de söylediğim gibi son 4 yılını, daha doğrusu 4 sezonu Sivasspor'da geçirdiniz siz. Dolayısıyla Sivas'ı çok iyi bilen birisiniz. Sivasspor'un yapısını bilen birisiniz. Genelde Sivasspor'la anlaşan hocalara işte Sivas'ı nasıl buldunuz falan diye sorulur ama ben tam tersini soracağım. Neden bu kadar çok Sivas'ı seviyorsunuz hocam? Neden Sivasspor? Vallahi şöyle, bir kere ben bir sene futbolcuk, 4 senede yardımcı antrenörlük. Bu seneyle 6. sezonum olacak inşallah. Pardon, nasipse yani. Aynen. Şimdi şöyle, ben buraya Sivas'a ilk futbolcu olarak geldiğimde Fenerbahçe'den transfer oldum. Başka takımlardan çok isteyenler oldu beni. Ama Sivas'ın işte yönetimin, başkanın, hocanın yani iletişimi çok farklı oldu. Yani bir güven gördüm, bir samimiyet gördüm. O yüzden geldim ve geldiğimde de çok mutlu oldum. Gerçekten bir sezon burada futbol oynadım, çok mutlu oldum. Hem buradaki çalışma ortamını olsun, yöneticiler olsun, herkesle çok iyi bağlarımız oldu. Zaten uzun süre ondan sonra da görüştük ben diğer takımlarda olduğum sürece. Ben de farklı bir yer oldu. Zaten burada oynarken bana bir Fahri Hemşehrilik Berat Belgesi de verilmişti. Evet. Yani herkes beni Sivas'ı sanıyor, aslen Iğdırlıyım. Yani dediğim gibi ben de yeri ayrı Sivas'ı seviyorum yani burayı. Dediğim gibi gençliğim de burada geçti, 6 yıldır burada görev yapıyoruz. Alıştık her şeyine, suyuna, her şeyine. O yüzden Sivas'ın yeri ben de gerçekten çok ayrı, seviyorum yani Sivas'ı. Hocam aslında sorularım arasında bu da vardı ama siz konuyu açtığınız için diyorum. Mesela işte Sivas'la özdeşleşen futbolcular vardı. Evet. İşte, Mehmet Yıldız'dır, şu anda mevcut Hakan Arslan'dır. Ziya'dır, Hayrettin'dir. Hayır, Sivaslı olmayanları diyorum ben. Mesela evet. Mehmet Yıldız derdi abi bana İstanbul'da, Ankara'da sen Sivas'ın neresinden diyorlar. Ben Sivaslı değilim deyince inanmıyorlar diyor. O size soruluyor mu yani Sivas'ın? Tabii ben mesela bir yıl oynamama rağmen ondan sonraki süreçlerde hep sürekli söylendi. Dediğim gibi hep Sivaslı mısınız işte. Ben herkes Sivaslı biliyordu yani. Bilmiyorum, burada biraz şey olduk herhalde. Burayla iyi bağdaşlaştık. Yap olarak da evet. Ya zaten Iğdırlıyım aslen de. Yap olarak da, öfanane olarak da yakınız zaten birbirimize. Geldiğimde hiç yabancılık çekmedim. Şimdi de çok gayet buranın halkıymış gibi yaşıyorum hayatımı. Iğdır dediniz bu arada. Iğdır sosyal medyasını takip ettim. Özellikle Sivasspor'a imza attıktan sonra işte Süper Lig'de bir takımımız oldu filan diye yazanları bile gördüm, evet, biliyorum. Evet. Sivasspor'u çok sahiplendiler. Evet. Buradan da bütün Iğdır'a selam olsun. Onlara da teşekkür ediyoruz. Takip ediyorum ben sayfalarını. Evet. Hatta Iğdır 76 sayfası vardı. Çok güzel şeyler yazmıştı. Bunu da antiparantez belirtelim. Hocam, taraftarın en çok merak ettiği, dediğimiz gibi Sivasspor'un yapısını, evet, biliyorsunuz. Evet. Sivasspor'u isterseniz oradan başlayalım. Daha sonra transfere geleceğiz. Alt kategorilerde çok iyi dereceler elde etti. İşte Türkiye şampiyon oldu U17'de, evet. U19'da falan. Yani bakıyorsun çok iyi ama A takıma bakıyorsun, bu geçtiğimiz sezon için diyorum ben. Pek alttan gelen futbolcu yok. Evet. Bu bir tezat değil mi? Neden böyle ya da? Şimdi şöyle, aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi şu anda 11 tane kaleciyle beraber 12 tane altyapıdan oyuncumuz var. Kampa bize katıldı, antrenmanlarını yapıyorlar. Gerçekten de işlerinde de çok yetenekli futbolcu kardeşlerim var. Tek handikapları fiziki açıdan biraz eksiklikleri var. O da büyük ihtimalle bu pandemi döneminde o verilen 2 senelik ara bence bunların gelişimini etkiledi diye düşünüyorum. Yetenek olarak kesinlikle yani çok yetenekli oyuncularımız var. Sadece fiziki olarak biraz eksiklikleri var. Onları giderebilirsek iyi futbolcular çıkacağını düşünüyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi buraya da bir yatırım yapılıyor. Altyapıya önem veriliyor. Çok da doğru. İnşallah hep de böyle olur. Bizim de amacımız tabii ki oradan oyuncuları yukarıya kazandırabilmek. Dediğim gibi tek eksiklikleri biraz fiziki anlamda biraz eksiklikleri var. Yoksa kabiliyet olarak, yetenek olarak oldukça yetenekli arkadaşlarımız var. İnşallah onlardan da faydalanacağız. Yani bu sezon Sivasspor genç futbolculardan
ilk 11'de görürse kimse şaşırmasın. Şimdi şöyle bir şey, ben açık net olayım bu konuda. Yani oyunculara da konuştum bunu. Oyunculara konuştuğumda da söyleyeceğim tekrar. Şu an için benim için herkes aynı çerçevede. Yani kim hak ederse ben adil bir şekilde yöneteceğimi ve adil bir şekilde forma şansı vereceğim. Hak eden olursa, yani yaşı falan benim için önemli değil. Ama oynatmadığım zaman da bilin ki bir eksiklik vardır. Veyahut da oynattığım zaman da bir şeyler görmüşümdür, oynatırım. O yüzden o konuda çok adil olacağımı, hak edeni oynatabilecek bir yapıda bir insan olduğumu da söyleyebilirim açık ve net. Evet. Hocam şu ana kadar Sivasspor'dan giden futbolcular oldu. Aldığımız futbolcu oldu Sivasspor'un. Evet. Emrah Başsan imza attı. Bu da Sivas kamuoyunda gerçekten memnuniyetle karşılandı. Çünkü yerlilerin en iyi transferlerinden biri oldu deniyor. Şu anda netleşen var mı şu saat itibarıyla? Gerçekten çok zorlanıyoruz şu dönem. En zor dönemlerden birisi. Antrenmana bile yoğunlaşamıyoruz gerçekten yani. Antrenman bitiyor, oyuncu bakıyoruz. Arada yemeğimizi yiyoruz. Tekrar antrenman, tekrar gece yatana kadar oyuncu izliyoruz. Yani inanılmaz yani. Uykusuzluk da belki yüzümden anlaşılıyordur. Uyuyamıyoruz ama dediğim gibi çok zor bir dönem. Sivasspor'a uygun, Sivasspor bütçesine uygun oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Bu da hiç kolay değil. Bir tane havuz var. Bu havuzun içerisinden bütün takımlar, hemen hemen aynı oyuncular bütün takımların havuzuna geliyor ve biz bunların içerisinden kendimize en uygununu seçmeye çalışıyoruz. İşimiz gerçekten çok zor. Aslında bu işlerin bir yıl öncesinden planlanıp, oyuncular takip edilip, oyuncular işte beğenilen oyuncular listeye alınıp, bu transfer sürecini böyle yürütmek en doğrusu. Şu an bizim işte yaptığımız biraz hem zor hem riskli bir iş. Çünkü birkaç gün içerisinde karar verip transferler yapmamız gerekiyor ki sezon başlıyor ve o çocukları takıma kazandırıp antrenmanlarını yaptırıp performans olarak belli bir seviyeye getirmek gerçekten çok zor. O yüzden dediğim gibi bu işlerin bir sene öncesinden planlanıp hazırlığı olması gerekiyor ama bu sene böyle oldu. İnşallah. Emrah'ın dışında var mı? Emrah'ın dışında şu an kesinleşen bir şey yok ama beğendiğimiz, irtibatta olduğumuz oyuncular var. Her an imza atar. Yani işte anlaşabilirlerse, biliyorsun maddi anlamlar da var bunun, işte şehri var, işte farklı oyuncuların istekleri oluyor. Görüşülüyor ama şu anda Emirhan dışında net bir şeyimiz yok. Ama aradığımız bölgeler belli. Evet, aradığımız bölge, daha önce de açıklama yaptınız hocam. Evet. 6 bir stoper, 6 numara, 8 numara ve 2 de forvet. Şu an acil ihtiyaçlarımız bunlar. Takıma katmak istediğimiz mevkiler buralar. Kaleci var mı hocam gündemde? Kaleci şimdilik yok. Şu an kaleci yok. Herkes herkes yani ben kalecilere yani güven versin Sivas halkı. Gerçekten ben çok güven veriyorum, güveniyorum da. Onlar da güvensinler. Ben iyi performans sergileyeceklerini düşünüyorum kalecilerimizin. Hocam bir de mutlaka bize de çok saran oluyor, size de gelmiştir. Yıldız transfer yapacak mı Sivasspor bu transferlerin içerisinde? Tabii kolay değil dediğiniz gibi, maddi manevi yönü var bu işlerin. Şimdi öyle bir oyuncu alırız ki ismi yoktur ama gelip takımda liderlik yapıp yıldız bir oyuncu olabilir. Yani bizim öyle isim alalım, isimle bu takımı götürelim diye düşüncemiz yok. Biz biraz daha takım oyunu oynamak isteyen, biraz daha mücadelenin üst düzeyde olduğu, birbiri için mücadele eden bir ekip kurmaya çalışıyoruz. O yüzden tabii ki herkese kapımız açık. Yıldız oyuncu olur, genç oyuncu olur, tecrübeli oyuncu olur. Fark etmez, bizim yapımıza uygun, oyun sistemimize uygun oyuncuları katmaya çalışacağız. Evet. Hocam sözleşmesi biten futbolcular var. 9 yanılmıyorsam. Evet. Gutas gitti. Caner'le yeniden sözleşme imzalandı. Diğer o 7 futbolcuyla anlaşmayı düşünüyor musunuz? Yok da tamamen koptu mu Sivasspor'la bağlı? Şimdi şöyle, şu an için bir görüşmemiz yok giden oyuncularla alakalı. Onu bir değerlendireceğiz. Zaten net olarak değerlendiremiyorum. Şu an transferlere odaklandığımız için işin açıkçası biraz o askıda kaldı. Ama bakacağız. Dediğim gibi şu transferleri de istediğimiz bölgelerdeki oyuncuları bir netleştirebilirsek ondan sonra içeriye belki farklı oyuncular katabiliriz. Genç oyuncu olur. Farklı bir düşüncelerimiz var. Onları şu an net söyleyemiyorum buradan. Ama dediğim gibi ana hedefteki oyuncuları bir tespit edip hallettikten sonra işimiz kolaylaşacak. Daha sağlıklı karar vereceğiz o konularda da. Evet. Bir de hocam
dün önceki gün Sivas'ında çıktığı için soruyorum. Karol Angeleski ile ilgili Sivasspor kulüp bulması istendi, hoca istendi gibi haberler okuduk. Doğru mu? Şimdi şöyle, Karol da katıldı şu an kampta, çalışıyor. Dediğim gibi ben bütün oyunculara şeffaf olacağım, bütün oyunculara adil olacağım. Bunu da göstereceğim inşallah, kendileri de görecekler. O şu an kampta, şu an hazırlık maçları oynayacağız, hazırlandıktan sonra Erzurum'da. Ona da yeni bir şans, o da şansı iyi değerlendirirse bizim oyuncumuz sonuçta. O da herkes gibi formayı kazanabilir. Yani biz herkese şu an açığız, herkese şeffafız. O yüzden bütün oyuncuları da tek tek çağırıyorum, artık konuşuyorum. Yani forma burada, sizin elinizde. Çalışın, alın. Vermesi kolay dedim. Dediğim gibi o da performansını gösterir, formayı alırsa biz oynatırız. Hiçbir sıkıntımız yok o anlamda. Hocam, Erzurum kampı bundan sonra, Sivas'taki ilk etaptan sonra Erzurum 4 hazırlık maçı oynayacağız dediniz. Evet. Rakipler belli oldu mu hocam? Rakipler şu an 2 tanesi belli. Antalya Sporlu Ümraniye belli. Bir tane ya İran takımı olabilir, bir tane de Azerbaycan takımı olabilir, ama şu o 2 tane maç net değil şu an görüşme. Ama 4 tane kesin. 4 tane oynayacağız inşallah, bir aksilik olmazsa. Evet. Hocam, arkadaşlar da özellikle gazeteci arkadaşlardan da soru aldım. Derler ki ortak görüşleri, teknik adam olarak Türkiye'de örnek aldığınız bir teknik direktör var mı diye soruyorlar. Vallahi bunu bana oyuncuken de soruyorlardı. Örnek aldığınız işte stoper var mı, şu var mı? Ya beğendiğim tabii ki de vardır. Oyuncu da vardı, teknik direktör de vardı, ama kimseye örnek almadım bu zamana kadar. Almayı da düşünmüyorum. Çünkü ben kendimde olan bilgiler, kendimde olan yeteneklerimi geliştirip onların üzerine bir şeyler koymaya çalışan, oyunculukta da böyleydi, antrenörlükte de böyle olacak. İstediğim kadar birilerine örnek alayım, ben onun yapısına giremem, bürünemem, onun düşüncesinde olamam. O yüzden dediğim gibi kendi fikirlerim, kendi isteklerim, yani yapmak istediklerim şeyler var. Onların üzerine yoğunlaşırım, onları geliştirmeye çalışırım. Ama dediğim gibi beğendiğim tabii ki de vardır yani. Oyuncuken de vardı, antrenörken de beğendiğim antrenörler var tabii ki de. Hocam, geçtiğimiz günlerde Sivasspor Başkanı Sayın Mecnunot yaklaşık bir açıklama yaptı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyon oldu Sivasspor. Evet. İşte yıllarca Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil etti. Yani adeta Anadolu'nun bir sesi oldu. İlkleri başardı. Lig şampiyonluğu neden olmasın der gibi bir ifade kullandı. Bu da bir aile heyecan uyandırdı. Evet. Bu mutlaka duymuşsunuzdur bu açıklamayı. Bu sizi heyecanlandırdı mı? Ya da siz neler söylersiniz bu açıklamayla ilgili? Ya şimdi tabii ki sonuçta başkanımız da Sivas'ın en yukarıda olmasını ister. Bizler de öyle tabii ki, antrenör olarak. Sivas'ı ne kadar yukarılara taşır, ne kadar yukarılarda sıralamada bırakabilirsek bizim için ne mutlu bize yani. Ama başkanımızın da böyle bir istekleri olması gayet normal. Tabii ki şunu da açık, çıta yüksek yani. Çıta yüksek, çıta yüksek, ama şunu da açık net söylemek lazım. Tabii ki diğer takımlarla aramızdaki ufak tefek farkları da biliyorsunuz siz de. Yani benim söylememe gerek yok. Hem maddi olarak olsun, hem oyuncu, mesela büyük takımların havuzu burada. Biz buradaki havuzdan oyuncu tercih edebiliyoruz. Ekonomik sebeplerden dolayı söylüyorum bunu. Tabii ki sadece ekonomi değil, tabii ki bir başarıyı getiren doğru oyuncuları tercih etmek de doğru, ama dediğim gibi bu farkları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizim amacımız Sivas'ın en yukarıda, Sivas'a yakışacak şekilde iyi bir yerlerde pozisyon almasını sağlamak. Evet. Hocam, bir de Sivasspor'da işte geçen sezon özellikle bu bizler de basın olarak çok eleştirdik Sivas halkını. Hı hı. Ne olursa olsun bu takım Süper Lig'de oynuyor. Evet, ama evet, önce bir maça gelin falan. Maalesef 3000 o küsur ortalamaya oynandı, ama bu sene ki yine Sayın Başkan Mecnunot Yakmaz'da bir öz eleştiri yapacağız. Bizim de varsa hatalarımız, bunu düzelteceğiz taraftarla. Yani bir yerde bütünleşmek istiyoruz. Evet, evet, bütünleşmek istiyoruz dedi ki yönetimde, buradan da teşekkür ediyorum, bunu gösterdi. Evet. İşte formaların dizaynı konusunda taraftara sordu, tanıtımı yaptı ki sizler de geldiniz. Bunlar küçük dokunuşlar ama önemli şeylerdir. Yani gönülleri fethediyor bir yerde. Siz de mutlaka farkındasınız bunun. Evet. Bu sene neler değişecek hocam siz, ya da neler yapılmalı daha çok taraftarın gelmesi için stada? Vallahi şöyle, yeni yönetimimiz özellikle Gökhan Başkan, Yusuf Başkan, Bahattin Başkan,
Mehmet Akif Başkan, yani ismini sayamadım diğer yöneticimiz, bu sene gerçekten çok, siz de görüyorsunuz, çok ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle taraftar maçlara gelsin diye organizasyonlar olacaktır. Farklı farklı düşündükleri projeler var. Tabii ki amacımız Sivasspor taraftarının stada gelip takımını desteklemesi. Gerçekten de çok samimi söylüyorum, yeni yönetimimiz bu konuda gerçekten elinden geleni yapıyor. İnşallah da olumlu yönde yansır bize. Tabii ki taraftar bir güç. Yani içeride oynadığınız maçlarda bir stadın dolu olması, yani o gün belki oyuncular tam formda olmayabilirler, iyi performans sergileme olabilirler, ama bu taraftarın vereceği güçle bazen zaman zaman o taraftar gerçekten maç kazandırıyor yani takıma. Biz onun eksikliğini gerçekten yaşıyoruz, özellikle iç sahada. Deplasmanda zaten sorun değil ama tribünleri biraz doldurabilirsek, yani içerideki oynayacağımız maçlarda kazanma olasılığımız daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten özellikle bizim gibi takımlar için taraftar çok önemli. Bir ateşleme anlamında, oyuncuları motive etme anlamında çok değerli. İnşallah bu sene, ben ilk geldiğimde burada futbol oynarken eski statta oynadık ama stat hep fulldü. Yani gerçekten çok inanılmaz onların sayesinde maçlar kazandık. Çok çok iyi yerlere getirdik Sivasspor'u. Şimdi de desteklerlerse, statları biraz doldurabilirlerse, ben oyuncuların performanslarının daha da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle çok büyük artı çünkü taraftar bir takım için. Evet. Hocam, Sivasspor'da oynadığınız dönemler dediniz de, siz bu Sivasspor'a geldiğinizde gerçekten de olağanüstü bir performans gösterdiniz. Evet. Ve o performansın sonucu olarak da hem milli takıma hem de Galatasaray'a transfer yaptınız. Az önce Emrah Baştan'la kısa bir konuştuk. İnşallah dedim, buradaki performansınla milli takıma gidersin diye. Aslında Sivasspor için, Sivasspor bu tür futbolcular için de bir basamaktır milli takıma gitmek için ya da daha iyi kendini göstermesi için. Kesinlikle yani ben kendim, siz de örnek verdiniz zaten. Ben Fenerbahçe'den buraya transfer olduğumda röportaj yapmıştım bir kanalda. Bana sormuşlar, hedefiniz ne dedi. Ben dedim, Sivas'a gidiyorum, oynayacağım milli takıma, oradan da büyük takıma geleceğim. Belki o dönem inanmadılar, belki de gülmüşlerdir. Nitekim de ben geldim buraya, en çok milli takımda oynayan oyuncu bendim o dönemde. Şimdi de buradaki, biz gerçekten yerli oyunculara çok değer veriyoruz. Tabii ki yabancı oyunculara değer veriyoruz ama ben özellikle yerli oyunculara çok değer veriyorum. O yüzden... Kendinize örnek veriyor musunuz hocam? Yani bir basamak milli takıma gitmek için... Kesinlikle, neden olmasın? Emrah mesela, Emrah'ın söylediniz. Yani inanılmaz özellikleri olan, inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Yani neden gitmesin yani? Kimler oynuyor biliyoruz, görüyoruz. Yani ben çok da beğendiğim bir oyuncu ama dediğim gibi biraz da oyuncu kendisi istemesi gerekiyor bunu. Kendi yeteneğinin farkında olması gerekiyor. Onu bilirse, o doğrultuda da çalışırsa tabii ki biz de destek olacağız antrenör olarak. Neden olmasın yani? Hocam, antrenmanlar taraftara da açılmaya başladı. Evet, az önce dedik, gerçekten bu sene yönetim güzel işler yapıyor bütünleşme açısından. Bundan sonra etkinlikler devam edecek herhalde. Taraftarlara idman bazı basına hariç değil mi? Basına ve taraftara açılıyor. Yani taktik antrenmanları olduğu zamanlar falan kapatmayı düşünüyoruz. Onun dışında hem basınımıza hem taraftarlara elimizden geldiğince açmaya çalışacağız. Dediğim gibi taktik antrenmanlarında bir kapatma olasılığımız olur. Onun dışında genelde açmayı düşünüyoruz. Genelde açık olacağız yani, bir şey. Herkes gelsin, görsün, evet. Takımla bütünleşsin. O konuda bizim bir sıkıntımız yok yani. Genelde bu mevsimlerde gurbetçiler yoğunlukta olduğu için Sivas'ın nüfusu 2 milyona kadar çıkıyor. Evet. Onlar ya işte geldim, geri dönüş yapacağım, biz kulübe uğrayayım, futbolcularla bir fotoğraf falan. O açıdan da... Sizin sayenizden de öğrenmiş oluyorlar işte, gelsinler. Şu an açık zaten. Şu anda çok yoğunlukta gurbetçi halkımız var burada. Gelebilirler serbest hali. Hocam, söyleşimizin başında da söylediniz, kendinizi Sivas'ı gibi hissediyorsunuz. Bunu vücut dilinizde de gösteriyorsunuz. Yani herkes söylüyor ama hakikaten Servet Çetin Sivas'ın işte bir ilçesinde doğmuş büyümüş gibi. Ama Sivas'ı da sizi en çok etkileyen ne oldu? Yani atıyorum işte Sivas köftesi mi oldu, çifte minaresi mi oldu? Oraya geleceğim zaten, saza söze çok ilgi duyduğunuz bir konu da. Size en çok ne etkiledi Sivas? Şimdi şöyle, ben türküleri çok seviyorum. Tabii ki Aşık Veysel diyeceğim ben ilk başta burada tabii. Gittiniz mi şarkışlara? Gittiğim zaman da kapalıydı. Kapalı güne denk geldim. İlk fırsatta inşallah gideceğim. Ben çok da seviyorum Aşık Veysel'i, rahmetliyim. Tabii ki en etkilendiğim Aşık Veysel'dir. Onun dışında zaten şehri, zaten çifte minareyi söylediniz. Yeni yapılan kayak merkezimiz çok güzel. Yıldız Dağı. Yani
Aslında çok güzel şeylerimiz var. Çok da güzel şeylerin hak eden bir şehir burası. Böyle bunları sayabilirim. Aklıma gelen bu. Yöresel olarak tam aklıma gelmez ama yani hemen hemen bilmediğim türkü yoktur mesela benim yani. Yöresel olarak bilmiyorum ama mesela bütün türküleri biliyorumdur yani. Mesela bir Muzaffer Sarı Sözen'in 12 bin tane derlemesi var. Dolayısıyla Ozan da çok burada. Türkü tabii Sivas yöresinde yazılmamış, yakılmamış olsa da derlemesi mutlaka Sivas. Türkülerin başkenti denir Sivas içinde. O yüzden sordum hangi türküyü seversiniz diye. Burada zaten bağlama çalmayan da yoktu. Eskiden şimdi biraz değişti. Önceden herkes bağlama çaldı. Ben de burada ilk bağlamayı heveslendim ve buradan bağlamamı aldım. Ben de biraz çalmaya çalışıyorum. İlk Sivas'ta başlamıştım. Biraz bağlamaya eğilimim burada oldu. O anlamda da dediğim gibi türkü şehri, Ozan şehri. Bağlama, hocam o zaman size de bir tüyo vereyim. Burada biz bize konuşuyoruz. Ziya'nın sesi de güzeldir, o da halk müziğini çok Ziya'nın, güzel. Biliyorum, siz biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Ben zaten inşallah bir sezona bir başlayalım, güzel bir başlangıç elde edelim. Türkü geceler yaparız ya, niye olmasın yani. O da çok güzel. Bunlar hakikaten güzel şeyler. Güzel, tabii canım, ne olacak, biraz insanlar özüne dönsün, sevsin, istedikleri şeyleri dinlesinler. Evet. Aslında takımımızda da çok türkü sevenler de var. Yani var. Birkaç hocam, yerlilerden, var. Yabancılardan? Yabancıları da zorlayacağız. Bir şeyler yapacağız yani. Onlar da zoraki. Meyilli olan kimler Türk müziğini hocam? Yani benim bildiğim yabancılardan yok yani. Ben onu espri olarak yaptım. Yani tabii bazen yani eskiden ben oyuncu olarak olsaydım zorunlu olarak dinlerlerdi ama şimdi tabii öyle bir şey mi? Ben biliyorsunuz oynadığım dönemde salonda çalışıyordum. Türkü açıyorum işte Galatasaray döneminde. Her ekibil geliyor, Milan geliyor falan. Ben türkü dinliyorum. Onlar da bana bir şey diyemedik diye mecburu çalışıyorlardı türküyle fitness'ta. Öyle anılarımız da var. Ama şimdi tabii burada serbest her şey, herkes burada özgür. Da, evet, burada da herhalde o şeyi, o bayrağı Ziya taşıyacak gibi futbolcu olarak. Aynen. Seviyorum. Ziya da seviyor çok, aynen. Evet, hocam sizin söylemek istediğiniz var mı son olarak Sivas halkınadır, kamuoyunadır, basından bir isteğiniz var mı? Hep biz isteklerimizi sıralıyoruz ama hocam çok samimi olarak söylüyorum ben. Siz de bizden ne istiyorsanız, yani bunu montajlamadan biz evet. Zaten yayınlayacağız da evet. Sizin bizden isteğiniz var mı basın olarak? Şimdi şöyle, ya biliyorsunuz basının ağırlığını. Yani biz istediğimizi yapalım. Ya basın yani çok etkili biliyorsunuz yani bunu söylemek her anlamda yani bir yönlendirme, tanıtma, geliştirme her anlamda basının etkisi çok. O yüzden hem basının hem taraftarın bizim arkamızda olması bize gerçekten güç verecektir. Yani sizlerin desteği bizim için çok önemli gerçekten. Yani biz şimdi bazı şeyleri yapıyoruzdur ama bunları insanlara ulaştırmak, bunları insanlara gösterebilmek sizlerin elinde. Biz burada istediğimiz her şeyi yapabilir, çok güzel şeyler yapabiliriz ama insanlara gösteremeyiz yani. Herkes göremeyebilir. Karanlıkta göz kırpma gibi. Aynen öyle. Çok çok güzel söylediniz. O yüzden sizler de bunları çok iyi yapıyorsunuz. Yani o anlamda sizin tabii ki hem Sivas Spor hem Sivas halkına destek olacağınızı düşünüyorum. Bizlere destek olacağınızı düşünüyorum. Çok önemli bir göreviniz var gerçekten. O yüzden siz bizler için önemlisiniz. Siz de bizler için önemlisiniz. Hocam son olarak aslında ben son sorumdu da bu sormazsak olmaz. Arda Güler. Evet. Ki hakikaten ben sadece ve sadece Sivas Sporluyum. Hiç hele o İstanbul üç İstanbul takımını hiç haz etmem. Hiç konuşulmasını bile programlarımda istemem ama Arda Güler olayı farklı. Evet. Gurur duyduk. Kesinlikle. Hele orada İngilizce biliyorum ama Türkçe evet, konuşacağım evet, demesi evet. Dünyaya bir mesajdı. Evet. Daha henüz 17 yaşında bir çocuk. Neler söylersin Arda ile ilgili? Vallahi sizin de söylemiş olduğunuz gibi ben de çok gurur duydum. Gerçekten bizim gururumuz Allah yolunu bahtını açık etsin. Çok değerli bir kardeşimiz. Hem oyunculuğuyla hem insanlığıyla hem kişiyle bunu gerçekten 17 yaşında olmasına rağmen tüm dünyaya gösteriyor. Ben de sizin söylemiş olduğunuz gibi ben de izledim ve çok gururlandım, duygulandım. Çok çok da başarılı olacağına eminim. Bakın görün Avrupa'nın en iyi futbolcularından birisi olacak. Göreceksiniz bunu çok eminim ben. Aksine geç bile kalındığını düşünüyorum Arda'nın. Yani neredeyse yarım sezonu bence boşa gitti diye düşünüyorum ama dediğim gibi o bizim gururumuz. Allah yolunu bahtını açık etsin.
Ayaklarını yere sağlam bastırsın inşallah. Çok çok iyi yerlere daha geleceğini düşünüyorum. Genç futbolcular için bir idol olur değil mi hocam? Olmama ihtimali var mı? 17 yaşında. Bakın dünyanın en büyük takımlarından birisine gidiyorsun. Yaptığın zaman, çalıştığın zaman olabiliyor yani. Olacak yani. İnsanlar tabii ki de bunu örnek alacaklardır. Bizde de genç oyuncular falan var. Yani işin açıkçası hedefleri de yükseltmiş oldu. Yani insanlar da buralara ulaşabilir. Ama eskiden daha zordu. Şimdi gerçekten Türk oyuncuyu tercih ediyor ya Avrupa kulüpleri. Eskiden biraz daha zordu. İşte pasaportun hoca milli takımında banka oynayacaksın. Şimdi Avrupa'ya gitmek biraz daha kolay oldu yerli oyuncular için. O yüzden bence herkes bunu iyi şekilde değerlendirmeli. Peki. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, Sivas Spor Teknik Direktörü Servet Çetin'le çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim aklımızda düşen, aklımızda kalan ne varsa sorduk. Soruları sizin adınıza sorduk. Kendisi de bütün işlerini cevapladı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek dileğiyle.